Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tek Düzlem Türkçe öğretmeni Sevil Şahin. Öncelikle size TEKES eğitim sisteminden bahsetmek istiyorum. TEKES kişiye özel eğitim sistemi kuran yapay zeka destekli bir eğitim sistemidir. Öncelikle size bazı testler uygular. Uyguladığınız teste göre sizin zeka türünüzü belirliyor. Örneğin ritmik zeka mısınız? Görsel zeka mısınız, işitsel zeka mısınız? Buna göre zeka türünüzü belirledikten sonra sizin unutma hızınıza ve öğrenme hızınıza göre kişisel ders programı uygular. Biz de LGS'yi bu şekilde yapay zeka destekli olarak işleyeceğiz. Biz canlı derslerimizden sonra size belirli testler uygulanacak yine. Sizin öğrenme ve unutma hızınıza göre haftalık tekrarlar, aylık tekrarlar olacak. Ayrıca her ay sonunda denemelerimiz de olacak. Hazırsak dersimize geçelim. Ayrıca branş fark etmeksizin Sevil Hoca ile kazan kodu ile %20 bir indirim kazanabilirsiniz. Branş fark etmiyor. Sevil Şahin Hoca ile kazan. Eğer bunu yazarsanız aldığınız eğitim paketine %20'lik bir indirim kazanacaksınız. Şimdi soru çözümümüze geçelim. Ondan önce LGS'de hangi konudan kaç tane soru çıkmış ona bir bakalım. LGS Türkçe'de toplam 20 soru çıkıyor arkadaşlar. Burada çoğunluk anlam bilgisinde. O yüzden anlam bilgisini es geçmeyeceksiniz. Öğrencilerinizin yaptığı hata da zaten buradan başlıyor. Hep böyle dil bilgisine gömülüyorlar. Anlam bilgisini es geçtikleri için buradan kaybediyorlar. Anlam bilgisi es geçilecek bir konu değil. Siz soru çözdükçe pratik kazanacaksınız. Soru çözdükçe sizin muhakeme düşünce gücünüz de artacak. Yorum yapma gücünüz artacak. Bakın, sözcükte anlamdan her yıl bir veya iki soru gelmiş. Deyimler ve atasözlerinden birebir gelmese de bunlar cümlede anlam, sözcükte anlam ve paragrafta anlam içinde de sorulabiliyor. Son yıllarda bakın, bir soruyla başlamış sözel mantık, görsel okumadan her yıl en fazla konunun geldiği yer burası. En fazla soru buradan gelmiş. Sözel mantık, görsel okuma. Burada sizin muhakeme, yorum gücünüzü ölçmek istiyorlar. Dil bilgisindense daha az sorular gelmiş. Ama bu demek olmuyor ki hiçbir konu önemsiz değil. Bir soru sizi binlerce kişinin önüne atacak. O yüzden bütün konuları önemsiyoruz, hepsine çalışıyoruz. Şimdi sorulardan başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? Kanıtlanabilirlik açısından benzerdir veya farklıdır sorularında yapacağımız iki şey var. Öznel mi yoksa nesnel mi, buna bakacağız. Artık yeni nesil sorularda aşağıdakilerden hangisi özneldir, aşağıdakilerden hangisi nesneldir sorularından daha çok kanıtlanabilirlik açısından benzer ve farklılıklarınızı yorumluyor. Bir soru içinde birden fazla bilgi istiyor sizden. Öznel neydi? Öz zaten kendi demek değil mi? Öznel de bizim kendi düşüncelerimiz, kendi fikirlerimiz. O yüzden bütün beğeniler, bütün hisler hepsi özneldir. Öznel düşünceler, beğeniler, hisler, fikirler kişiden kişiye değişen şeylerdir. Bunlar kanıtlanamaz. Çünkü kişiden kişiye değişir. Nesnel ise kişiden kişiye değişmeyen, doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanabilen şeylerdir. Kanıtlanabilen cümlelerdir. Örneğin, Türkiye'nin başkenti Ankara'dır dersem ben, bu bir nesnel cümledir. Bunun doğruluğunu ya da yanlışlığını kanıtlayabiliriz değil mi? Ya da İstanbul 1452 yılında fethedilmiştir. Bunun doğruluğunu ya da yanlışlığını ben kanıtlayabilirim.
Ama benim en sevdiğim renk mavidir dersem bu kişiden kişiye değişir. O yüzden nedir? Özneldir. Bu şekilde bakacağız. Yahya Kemal şiirlerinde İstanbul'u anlatır. Ben Yahya Kemal'in şiirlerinde nereyi nasıl anlattığını bulabilir, araştırabilirim değil mi? O yüzden bu ne oldu? Nesner. Özenle düzenlenmiş sergi hepimizi etkiledi. Bu kişiden kişiye değişebilen bir görüştür. Görüşler, fikirler, beğeniler, hisler. Bunların hepsi özneldir. A şıkkını nesnelledik. Özenle düzenlenmiş sergi. Bu kişiden kişiye göre değişebilir. Belki bana göre özenle düzenlenmemiştir. Ama başkasına göre özenle düzenlenmiş olabilir. O yüzden bu nedir? Öznel. Hava sıcaklığı düne göre düşmüş. Ben hava sıcaklığını bugün ve düne göre kıyaslayabilirim. O yüzden bu kişiden kişiye değişmez. Nesnel bir düşüncedir. Beyhude Ömrüm Mustafa Kutlu'ya ait bir eserdir. Bu eserin kime ait olduğunu ben araştırabilirim, kanıtlayabilirim doğruluğunu ya da yanlışını. Bu kişiden kişiye değişmez. O yüzden nedir? Bu da nesneldir. Kanıtlanabilirlik açısından farklı olan hangisiymiş? Bursa şıkkı değil mi? Diğerleri nesnel, Bursa şıkkındaki öznelmiş. Evet Ali, bu sadece Türkçe tanıtım dersi. Tüm LGS sorularını çözmeyeceğiz. Bunlar benim kendi seçtiğim sorular. Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Karşılaştırma sorularındaysa bizim bazı ipuçlarımız var arkadaşlar. En, daha, kadar ve göre sözcükleri bizim karşılaştırma sözcüklerimizdir. Eğer bir cümlede en görüyorsam, daha görüyorsam, kadar görüyorsam, göre görüyorsam bunlar iki veya daha fazla şeyi benzerlik ve farklılık yönünden kıyaslar. Mesela en sevdiğim şehir İstanbul'dur. Benim sevdiğim şehir var ama en sevdiğim, sevdiklerim içinde bir karşılaştırma yapmış. Şimdi soruya bakalım. Evde kötü bir koku var. En, daha, kadar, göre görüyor muyum? Görmüyorum. Herhangi bir kıyaslama yapmamış. Amerika'yı İngiltere'den daha çok seviyorum. Neyi gördük? Daha sözcüğünü gördük değil mi? Bir de ne yapmış? Amerika ve İngiltere'yi kıyaslamış. Değil mi? Evet, bir arkadaşımız cevap verdi. Amerika'yı ve İngiltere'yi burada kıyaslamış. O yüzden hangisi? Bursa şıkkı. Evet. Artık evimize dönmeliyiz. Herhangi bir kıyaslama yok. Ayrıca ipucumuz neydi? En, daha, kadar ve göre sözcüklerini görüyorsak bunlar karşılaştırma sözcüklerimizdi. Çok ses yapınca komşular bizi şikayet etmiş. Burada da herhangi bir şeyi karşılaştırmamış. O yüzden cevabımız ne dedik? Amerika ve İngiltere'yi karşılaştırdığı için Bursa şıkkı. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde kalıcı isim yoktur? Bakın arkadaşlar, önce soru kökünü okuyoruz ya. Soru kökünde ben sorunun ne dediğini biliyorsam, benden neyi istediğini biliyorsam ve eminsem burayı okuyarak vakit kaybetmenize hiç gerek yok. Zaman kazanmak istiyorsak ama bizden sorunun ne olduğunu tam olarak biliyorsak burayı okumamıza hiç gerek yok. Ama şimdi okuyalım. Bazı sözcükler isim fiili aldığı halde kalıplaşarak bir varlığın, kavramın ismi olur. Bunlar fiilimsi olarak kabul edilmez. Örneğin tatlı yemek istiyorum cümlesinde yemek sözcüğü fiilimsidir. Çok güzel yemek yaptım cümlesinde ise yemek sözcüğü isimdir. Kalıcı isim neydi? Kalıcı isimler. Birini artık fiil özelliğini kaybederek bir nesnenin ismi olmuştur değil mi? Fiilimsi özelliğini kaybettiyse zaten fiil özelliğini de kaybeder. Fiilimsi olması için bize önce ne gerekliydi? Fiil olması gerekliydi. Kalıcı isimler ise fiilimsi özelliğini kaybettiği için fiil özelliğini de kaybeder ve bir nesneye isim olurlar. En çok çilekli dondurmayı seviyorum. Dondurma.
dondurmak eyleminden gelir. Fakat artık bu dondurma eylem özelliğini kaybeder, bir nesne isim olur değil mi? Dondurma, aklınıza gelenleri siz de yazabilirsiniz. Sarma, dolma, başka ne vardı arkadaşlar kalıcı isim olarak? Bunlar eylemsi özelliğini, fiil özelliğini kaybederek bir nesne isim oluyorlar değil mi? Çakmak vardı. Evet. Açma. Bunlar genelde yiyecek isimleri değil mi? Dondurma. Artık donma ve dondurma özelliğini kaybetmiş bir nesneye isim olmuştu. Bir bebeğin gülüşü hangi insanı mutlu etmez? Gülüş bu burada kalsın. Sofrada haşlanmış yumurta ve kavurma vardı. Kavurma. Artık kavurmak eylem özelliğini kaybederek bir nesne isim olmuşlar değil mi? Yemek olmuş. Dondurma, kavurma. İkisi de artık eylem özelliğini kaybetmiş bir nesnenin, bir yemeğin ismi olmuş değil mi? Çakmak, kibritten önce bulunmuştur. Buradaki çakmak, nesne olan çakmak mı yoksa vurmak anlamındaki çakmak mı? Nesne anlamındaki çakmak değil mi? Bir şeyi yakmak için kullandığımız nesne bu. Vurmak, çakmak anlamında artık kaybetmiş. Bir nesne ismi olmuş. Çakmak, kavurma ve dondurma. Bunlar artık kalıcı isim olmuş, eylemsi özelliklerini kaybetmişler. Bir bebeğin gülüşü hangi insanı mutlu etmez? Gülüş, gülmek eylemi. Burada eylem hala devam ediyor değil mi? Gülerken biz bir eylem gerçekleştiriyoruz. Gülme eylemi devam. Evet, kedim çıktı masaya. Bir bebeğin gülüşü hangi insanı mutlu etmez derken gülmek eylemi burada devam ediyor. O yüzden eylem özelliğini kaybetmediği için bu bir kalıcı isim olmaz. Cevabımız nedir? Bursa'dır. Anlaşılmayan bir nokta var mı arkadaşlar? Kalıcı isimler neydi? Eylemsi özelliklerini kaybettikleri için artık bir nesneye isim olmuşlardı. Tamam. Yeni sorumuza bakalım. Altı çizili sözcüklerin hangi özelliği sırayla verilmiştir? Buradan bizde ne istemiş? Fiil ve fiilimsinin farkını istemiş. Bir sözcüğün fiil mi yoksa fiilimsi mi olduğunu anlamak çok basit. İkisi de eylem köklüdür değil mi? Önce fiil gelir bir sözcüğün fiil olması için. Daha sonra ne alıyordu? Kip ve şahıs. Bir sözcük. Eylem soylu bir sözcük. Kip ve şahıs alırsa buna fiil derim. Bu fiilimsi olmaz. Fiilimsi olması için ne olmalı? Fiil artı isim fiil, sıfat fiil veya zarf fiil eklerinden birini alması gerekiyor değil mi? Ama sözcüğümüz kip ve şahıs almış ise bu fiilimsi değildir, fiildir. Yani çekimli fiildir. Şimdi sözcüklerimize bakacağız. Eğer içinde kip özelliği devam ediyorsa haber kipleri veya dilek kiplerinden birini almış ise, şahıs eklerinden birini almış ise bu çekimli fiildir diyeceğiz. Ayran testisini kapmış. Kapmış derken bu zaman anlamı barındırıyor değil mi? Testiyi daha önce kapmış. Burada zaman anlamı var. Geçmiş zaman kipi kapan kim? O değil mi? Üçüncü, tekil şahıs. Kapmış sözcüğü. Bunda cümledeki anlamına ve yerine göre bakıyoruz. Ayran testisini kapmış. Geçmiş zaman kipini aldı. Ve üçüncü tekil şahıs ekini aldığı için bu çekimli fiildir. Bu fiilimsi olamaz. Fiilimsi olan şıkları eleyelim. Ne kaldı? Bursa ve Ceyhan kaldı değil mi? Devam edelim. Üzerinde
Beyaz entarisi, başında al yazması vardı. Al yazması derken yazma. Buradaki ma olumsuzluk anlamında değil. Zaman da barındırmamış. O yüzden buna ne diyeceğiz? İsim fiil eki değil mi? İçinde zaman anlamı barındırmamış. Ben, sen, o, biz, siz, onlar şahıslarından hiçbirini almamış. Bu artık nedir? Evet. Yazma. Başındaki yazma. Artık bir nesnenin ismi olmuş değil mi? Başımıza taktığımız örtü anlamındaki. Hayır, bu artık isimdir. Buradaki eylem özelliğini kaybetmiş. Muhammed Doğan. Buradaki yazma başımıza taktığımız örtü. Bu artık kalıcı isim olmuş. Neden? Bu bir nesnenin adı olmuş. Kullandığımız bir nesne. Yazmak eylem özelliğini kaybetmiş. Bu artık isimdir. Fiilimsi olması için fiil özelliğini kaybetmemesi gerekiyor. Yazma. Başımızı kapattığımız örtü. Bu eylem özelliğini kaybetmiş pardon. Fiilimsi olması için eylem özelliğini devam ettirmesi gerekiyor. Onun sığ eki, onun yazması. İyilik eki. Sığ burada iyilik eki. İyilik, aitlik, sahiplik eki. Yazması. Kimin yazması? Onun yazması. Üçüncü tekil şahıs eki. Yazmanın kime ait olduğunu söylüyor burada. Aitlik, sahiplik eki bu. Yerdeki samanları üstünden atlaya atlaya koşuyordu. Atlaya atlaya. Atlamak bir eylemdir değil mi? Atlamak. Atlamak dedik. Bir sözcük mekmak alıyorsa buna eylem demiştik. Fakat burada haber veya dilek kiplerinden biri var mı? Yok. Bir de şahıs eki almış mı? Almamış. A. İkileme yapan zarf fiil ekini almış. O yüzden bu nedir? Fiilimsidir değil mi? Evet. Birinci sözcüğümüz neydi? Çekimli fiildi. Çünkü içinde zaman ve şahıs bildiriyordu. Yazma, buna isim dedik. Atlaya atlaya nasıl koşuyordu? Atlaya atlaya koşuyordu. O yüzden ne oldu? Bursa. Hangisinde zarf fiil cümleye farklı anlam katmıştır? Zarf fiiller cümleye hangi anlamları katıyordu? Zaman, durum ve sebep değil mi? Zarf fiiller cümleye zaman, durum ve sebep anlamları katar. Kantinden bir tost aldı. Burada acıkınca, ınca eki hangi anlamı katmış? Acıkınca kantinden bir tost aldı. Tostu ne zaman almış? Acıkınca değil mi? Zaman anlamı katmış. Ne zaman almış? Acıkınca. Annemin söylediklerine dikkat ederek yemeği hazırladık. Annemin söyledikleri. Burada herhangi bir zaman anlamı var mı? Annemin söylediklerine dikkat ederek yemeği hazırladık. Burada zaman anlamı katmamış değil mi? Nasıl hazırlamışlar? Annemin söylediklerine dikkat ederek. Hangi anlamı kattı? Durum değil mi? Güneş tutulduğunda ben dışarıda değildim. Dışarıda ne zaman değilmiş? Güneş tutulduğunda, değil mi? Burada da zaman anlamı kattı. Ne zaman? Güneş tutulduğunda. Güneş ışınlarını tepelerin ortalarına kadar gönderdiğinde kuşların yaklaştığını gördük. Hangi soruyu sorarız?
Ne zaman değil mi? Ne zaman güneş ışınlarını tepelerin ortalarına kadar gönderdiğinde. Hangi anlamı kattı? Zaman. Farklı olan hangisiydi? Evet, Bursa şıkkı. Bu bilgilere göre aşağıdaki şiirlerden hangisi mağara duvarında bulunan sembollerin düzenine uygun yazılmıştır? Şimdi bu tarz sorularda soru kökünü okuduktan sonra burada bir resim vermiş bize. Buraya okumaya hiç gerek yok. Resme dikkat edeceğiz. Resimde bu ve bu aynı değil mi? İkinci ve üçüncü dizelerdeki ilk kelimelerimiz aynı olacak. Bakacağız. İkinci ve üçüncü dizede hangi şıkkıda kelimelerimiz aynı? Burada ne var? Toprak, güneş. Eledik. Alabildiğine alabildiğine. Süzülüyor gökyüzünde. Ceyhun'u da eledik. Beni. O yüzden bunlar kalsın. Daha sonra yine ikinci ve üçüncü dizede ikinci sözcüklerimiz de aynı olacak değil mi? Evet. Koşmak. Bursa şıkkında ikisi de aynı. O yüzden cevabımız ne? Bursa. Bu sorunun çok benzeri geçen yıllarda LGS'de çıktı arkadaşlar. LGS sözel mantık soruları hiç zor gelmiyor. Anlaşılmayan bir nokta var mı? Tamam. Tabii sorabilirsiniz. Arkadaşlar ben biraz rahatsızım. O yüzden sesim sürekli gidiyor. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde %20'lik dilime giren kişilerden biri söylemiş olabilir? Teşekkür ederim. %20'lik dilime giren hangi sözcüğü söylemiş? Harcamak sözcüğü. Bunlara bakacağız. Geçmek sözcüğü hangisinde harcamak anlamı katmıştır? Sözel mantık sorusunu mu? Hemen gelelim. Bu değil mi? Tamam. Bu bilgilere göre aşağıdaki şiirlerde hangisi mağara duvarına bir yazı yazılmış? Bu şiirde, bu görsele göre şiire yapacağız. Görseli şiire yapıştıracağız resmen. Şimdi bu birinci dize, bu ikinci dize, bu üçüncü dize olarak düşünüyoruz. Hangi görseller aynı ona bakacağız. Şimdi ikinci dizenin birinci kelimeleri ve ikinci kelimeleri aynı değil mi burada? Bunu şiir olarak düşünüyoruz. Birinci dize, ikinci dize, üçüncü dize. İkinci ve üçüncü dizenin bir ve ikinci kelimeleri aynı olacak. Baktık. İkinci dize, üçüncü dize. İki ve üçüncü kelimeler aynı mı? Değil. Bursa şıkkına bakalım. İkinci dizemizde ne var? Alabildiğine koşmak. Üçüncü dizede alabildiğine koşmak var yine değil mi? Ceyhan'a bakalım. Süzülüyor gökyüzünde. Zaten buradan eliyoruz bunu. İkinci ve üçüncü dizeler aynı sözcükle başlaması gerekiyor. Denizli'de. Yine ikinci ve üçüncü düzeye bakacağız. Beni aynı sözcükle başlamış. Yüreklendirir sözlerin. Bunlar da aynıymış. Bakalım, buna bakmamız gerekiyor. Tamam. Bir yere atlamışız. Birinci dizenin ilk sözcüğüyle üçüncü dizenin son sözcüğü aynı olması gerekiyor. O yüzden yanlış yaptık. Evet, buraya atladık arkadaşlar. Birinci dizenin ilk sözcüğüyle üçüncü dizenin son sözcüğü de aynı olması gerekiyormuş. Sözlerin ve sözlerin. O yüzden Denizli olacak. Tekrar isteyen arkadaşı teşekkür ediyorum bu arada. Bunu gözden kaçırmışız. Birinci dizenin ilk sözcüğü
Üçüncü dizenin son sözcüğü de aynı olacakmış. Tamam mı şimdi? Ben de gözden kaçırmışım. Şimdi buna bakalım. A şıkkında ünlü filozofun söylediği her söz kitaba geçmiştir. Geçmiş sözcüklerine bakacağız. Geçmiş sözcüğü hangisinde harcamak anlamında kullanılmış diyor. Ünlü filozofun söylediği her söz kitaba geçmiş derken kitaba yazılmış, kitaba girmiş anlamında değil mi? Burada %25'lik soğuk ciğerime geçti, ciğerime etki etti, işledi anlamında değil mi? O hangisinde? %45'te. Babası emekli olunca fabrika olduğu gibi Nihat'a geçti. Fabrikanın Nihat'a geçmesi, Nihat'a kalması, ona devrolmasıdır değil mi? %10'luk kısım. Ama bütün günüm kuzenim Mehmet'i takip etmekle geçti derken, bütün gününü kuzenini takip etmekle harcamış değil mi? Evet, hepiniz ne dediği gibi Ceyhan. Buna benzer bir soru yine LGS'de çıkmıştı. Devam edelim. Yukarıda verilen cümlede ara sözle açıklanan öge aşağıdakilerden hangisidir? İşte bu çıkmış bir LGS sorusu. Sizden iki tane bilgi istiyor. Ara sözün ne olduğunu bileceksiniz. Ara sözü bulduktan sonra onun ögesinin ne olduğunu bileceksiniz. Ara söz neydi? Ara söz bir cümlenin açıklayıcısıdır. Ara sözler iki virgül veya iki kısa çizgi arasında belirtilir. Sizin haberiniz olmadı ama Selim Bey şirketin yeni insan kaynakları müdürü. Ara söz neydi? Bir cümlenin açıklayıcısı. Ayrıca iki virgül veya iki kısa çizgi arasında gösterilir. Şirketin yeni insan kaynakları müdürü. Bu nedir? Ara sözdür değil mi? İki virgül arasında da belirtmiş. Şirketin yeni insan kaynakları müdürü. Bu hangi ögedir? Şimdi onu bulacağız. Herkesi bugün toplantıya çağırdı. Çağırdı, yüklemdir. Yükleme soru soracağız. Çağıran kim? Sizin haberiniz olmadı ama Selim Bey yani şirketin yeni insan kaynakları müdürü değil mi? Çağıran şirketin yeni insan kaynakları müdürü olan Selim Bey. O yüzden bu nedir? Cümlenin öznesidir değil mi? Önce yüklemi buluyoruz. Yüklem ne? Çağırdı. Çağıran kim ve veya çağıran ne? Kim ve ne sorularına cevap veren cümlenin öznesidir. Özne de şirketin yeni insan kaynakları müdürü olan Selim Bey'miş. O yüzden ne dedik? Adana. Anlaşılmayan bir nokta var mı? Geçiyorum. Çok güzel. Tamam. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Bizim dört tane anlatım biçimimiz var arkadaşlar. Öyküleme, betimleme, açıklama ve tartışma değil mi? Anlatım biçimlerimiz dört tane. Öyküleme, betimleme, açıklama, tartışma. Bunları bulmanın da çok kolay yolu var. Eğer okuduğunuz metinde, okuduğunuz paragrafta video izler gibi ise öykülemeye ne diyoruz? Video izler gibi. Betimlemeye ne diyoruz? Bir tablo veya bir fotoğrafa bakar gibi. Paragraf okudunuz. Eğer okuduğunuz paragrafta videoda izlediğimiz gibi zaman akışı varsa, olay varsa, kişiler varsa,
Bir olay başlayıp devam edip bitiyorsa, yani video izler gibi ise buna ne diyeceğiz? Öyküleme. Eğer okuduğumuz paragrafta bir fotoğrafa, tabloya bakar gibi bir zaman akışı yoksa, kişiler yoksa, daha çok betimlemeler, renkler dikkatimizi çekiyorsa, gözümüzün karşısında bir resim, bir tablo, bir fotoğraf gibi canlanıyorsa buna betimleme diyoruz. Açıklamada ise ne diyoruz? Ders kitabı okur gibi. Ders kitapları ne yapar? Bize bir konuyu açıklar. Bize bir konu hakkında bilgi verir, değil mi? Okuduğumuz paragraf bir şey açıklıyorsa veya bir şey hakkında bize bilgi veriyorsa açıklama diyeceğiz. Tartışmada ise bir fikre karşı çıkar gibi. Paragraf okuduk. Okuduğumuz paragrafta yazar bir fikre karşı çıkıyor gibi ise veya sonuna kadar bir fikri savunuyorsa açıklama, buna ne diyeceğiz? Tartışma diyeceğiz. Şimdi okuyalım. Koca yayla gözlerin önünde ölü, hareketsiz, sessiz biri gibi duruyordu. Tepeden bakınca renk renk lekelerinden başka şeyi görünmeyen çam ağaçları da öylece bembeyaz karlarla örtülü, tahta evlerde ölü. Ünlü bir müzisyenin bestesi gibi. Güneşin ışıkları karlarda gözlerimizi kamaştırıyor. Burada bir zaman akışı var mı arkadaşlar? Bir olay var mı? Ya da gözünüzün önünde bir tablo gibi mi canlandı? Burada daha çok betimlemelerden yararlandı, değil mi? Betimlemelerden yararlanıyorsa gözümüzde bir fotoğraf gibi, bir tablo gibi canlanıyorsa buna ne diyeceğiz? Betimleme. Okuduğumuz paragrafta da bize bir olaydan, zamandan daha çok betimlemelerle bir tablo, bir fotoğraf oluşturdu, değil mi? O yüzden hangisi diyoruz? Betimleme. Evet, hepiniz de dediği gibi betimleme olacak. Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Siz de bakabilirsiniz. Hayır, bu soru çözümü olacak Ali. Konu anlatımı yok. Biz ziyafete katılmak için gitmiştik. Arkadaşım bana köyü gezdirmek istediğini söyleyince sevinmiştim. Bakın, daha çok eylemler var, değil mi? Bir paragrafta eylemler çoksa burada bir olay vardır. Zaman vardır, kişiler vardır, değil mi? Çünkü köyü, köylüyü, köy yaşamını merak ediyordum. Gezmeye başladık. Bir zaman akışı var, değil mi? Bir olaydan bahsetmiş. Zaman akışı varsa, olaylar varsa, kişiler varsa, bu bir video gibi gözümüzün önünde canlanıyorsa ne demiştik? Öyküleme. Değil mi? Var mı bir sorun? Anlaşıldıysa geçiyorum. Tamam. Tekrar edelim şimdi. Anlatım biçimlerimiz kaç taneydi? Dört tane. Öyküleme, betimleme, açıklama ve tartışma. Eğer okuduğumuz paragrafta video izler gibi zaman akışı varsa, olay varsa, kişiler varsa buna öyküleme diyeceğiz. Okuduğumuz paragrafta daha çok betimlemeler varsa, renkler, tablo gibi gözümüzün önünde canlanıyorsa betimleme diyeceğiz. Eğer ders kitabı okur gibi bize bilgi veriyorsa, bir şeyi açıklıyorsa açıklama. Okuduğumuz paragrafta yazar bir fikri savunuyor veya tamamen karşı çıkıyorsa da tartışma diyeceğiz. Şimdi yeni sorumuza geçelim. Numaralanmış cümlelerde hangisi öznesine göre çatı bakımından diğerlerinden farklıdır? Öznesine göre çatı dediğinde neye bakacağız? Yaren,
O bizden de senin internet bağlantından olabilir. İnternet bağlantını kontrol et. Çünkü bende bir sorun görünmüyor. Öznesine göre çatılar etken ve edilgendir. Eğer bir cümlede işi yapan belli ise etkendir. İşi yapan belli değilse, sözde özne ise edilgendir. Ayrıca edilgen çatılar L ve N eklerini alır. Öznesine göre çatı etken mi, edilgen mi buna bakacağız. Eğer bir cümlede işi yapan belli ise etken, işi yapan belli değilse L ve N eklerini alıyorsa edilgen diyeceğiz. Şimdi birinci cümlede yıllar önce bu üniversitede ders vermiştim. Dersi veren kim belli mi? Ben vermiştim değil mi? Bu eylemi yapan belli. Eylemi gerçekleştiren belli ise etkendir. Eylemi gerçekleştiren belli değilse edilgendir. Usta yazar bu romanda Kurtuluş Savaşı'nda yaşananlardan bahseder. Kurtuluş Savaşı'nda yaşananlardan bahseden kim? Usta yazar değil mi? Eylemi gerçekleştiren belli. Eylemi gerçekleştiren belli ise buna ne diyorduk? Etken çatılı. Eylemi gerçekleştiren belli değilse edilgen çatılı. Bir yıl önce bu sağlık ocağına atandı. Kim tarafından atandı belli mi? Değil. Eylemi gerçekleştiren burada belli değil. Kim tarafından atandığı belli olmadığı için buna ne diyoruz? Edilgen çatılı. Ayrıca edilgen L ve N eklerini alıyordu. Atandı derken bakın burada N almış. Atamaktan atanmak ne ekini aldı. Bu konuşma bize çok kızdığını gösteriyor. Eylemi yapan kim? Bu konuşma bize çok kızdığını gösteriyor. Onun kızdığını gösteriyor değil mi? Eylemi gerçekleştiren belli. Eylemi gerçekleştiren belli ise etken çatılı diyoruz. Öznesine göre o zaman hangisi farklı? Ceyhan değil mi? Üçüncü cümle. Evet. Birinci cümlede etken. Çünkü eylemi yapan belli. İkinci cümlede etken. Eylemi gerçekleştiren belli. Dördüncü cümledeki etken. Eylemi gerçekleştiren belli. Ama bir yıl önce bu sağlık ocağına atandı derken kim tarafından atandı? Belli olmadığı için edilgen çatılı diyoruz. Ayrıca edilgen çatılar L ve N eklerini alıyordu. Atamaktan, atanmak. Kim tarafından gerçekleştirildiği belli olmadığı için edilgen çatı diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Öznesine göre çatı ikiye ayrılır. Etken ve edilgen. Kim tarafından gerçekleştirildiği belli ise etken, belli değilse edilgendir. Aşağıdaki metinlerden hangisinin anlatıcısı diğerlerinden farklıdır? İki tane sorumuz kaldı. Helin. Anlatıcı türleri İki tanedir arkadaşlar. Birinci kişi ağzı ve üçüncü kişi ağzıdır. Anlatıcı türlerimiz iki tanedir. Birinci kişi ağzı ve üçüncü kişi ağzı. Birinci şahıslar kim arkadaşlar? Ben ve biz değil mi? Ben birinci tekil şahıs, biz birinci çoğul şahıstır. Üçüncü kişiler kim? O ve onlardır değil mi? Eylemlere baktık. Kaçıncı kişi ağzından anlatılmış? Eğer
yaptık, ettik veya yaptım, ettim varsa bunlar nedir? Birinci kişi ağızlı. Ama o yaptı, o geldi, o gitti veya onlar yaptı, onlar geldi, onlar gitti gibi. Üçüncü kişileri kullanıyorsam üçüncü kişi ağızlı diyeceğiz. Direkt eylemlerden bakabiliriz. Evet, yaz tatilinden sonra okula dönmeye benziyor. Kahve kapanana kadar oturdum, seyrettim. Oturdum ve seyrettim. Bu eylemleri yapan kim? Ben, değil mi? Yani birinci kişi ağzı. Bursa şıkkında yine direkt eylemlere bakalım. Kendimi toparlayıp onun yanına kadar yürüdüm. Sonra ne? Şimdi söylemem lazımdı. Gel buraya oturalım dedim. Yürüdüm dedim. Bu eylemleri gerçekleştiren kim? Ben, değil mi? Yine birinci kişi ağzı. Benim sana ne ziyanım var diyecekti. Gitti, aldı. Diyecekti, gitti ve aldı. Bunlar üçüncü kişi değil mi arkadaşlar? Kim gitti? O gitti. Kim aldı? O aldı. Üçüncü tekil şahıs. Yani üçüncü kişi az diyeceğiz. Denizli'de ise biz de ellerimizi kaldırarak arkalarından dua ediyoruz. Ediyoruz derken eden kim? Biz, değil mi? Biz kaçıncı şahıs? Biz kaçıncı şahıs arkadaşlar? Birinci çoğul şahıs, değil mi? Evet, birinci çoğul şahıs. Bu sorularda direkt eylemlere bakabiliriz arkadaşlar. Eylemleri gerçekleştiren kim? Eylemi gerçekleştiren ben ve biz ise birinci kişi ağzı diyoruz. Eylemi gerçekleştiren o veya onlar ise üçüncü kişi ağzı diyoruz. A şıkkında birinci kişi dedik, Bursa'da yine birinci kişi dedik, Denizli'de biz birinci çoğul, birinci tekil, birinci kişi ağzı dedik. Ceyhan ne oldu? Üçüncü kişi ağzı oldu, değil mi? Anlatıcı türlerini tekrarlayalım. Kaç taneydi? İki tane, değil mi arkadaşlar? Birinci kişi ağzı ve üçüncü kişi ağzı. Eylemlere baktık. Eylemleri gerçekleştiren ben veya biz ise bunlar birinci kişi ağzı. Eylemi gerçekleştirenler o veya onlar ise üçüncü kişi ağzı diyeceğiz. Son soruda size bir mesaj vermek istedim arkadaşlar. Güzel bir soruyla bitirmek istedim. Şimdi buradaki görsele bakalım. Hayatım boyunca üzerinde çalışacağım en büyük proje sensin. Bu görselden hareketle oluşturulacak bir metinde aşağıdakilerden hangisinin söz edilmesi beklenemez? Görselden hareketle şimdi bakalım. Kendine güven. Seni en iyi sen tanırsın. Görselimizle örtüşüyor, değil mi? Gelişmek istiyorsan yatırımı ilk önce kendine yap. Evet. Kendine değer verdiğin müddetçe büyürsün. Yine kimden bahsetmiş? Senden. Ama dostluklar insanı her zaman bir adım öne taşır. Dostluklarla ilgili bir mesaj vermiş mi burada? Vermemiş. Dostluklardan bahsetmemiş. Neyden bahsetmiş? Önemli olan sensin demiş, değil mi? Hepiniz ne dediği gibi cevap ne oldu? Bursa. Son sorumuzdu bu arkadaşlar. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet, şunu tekrarlayayım ben yine. Branş fark etmez, fark etmeksizin arkadaşlar. LGS olabilir, KPSS olabilir, TYT, AYT olabilir veya herhangi bir eğitimde almak istiyorsanız Tekuzem sayfasında Sevil Şahin Hoca ile kazan kodunu yazarsanız %20
indirim kazanacaksınız. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dersimiz bu kadardı. Reyhan, hangi sorudan bahsediyorsun anlamadım. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dersi bitirelim. İyi akşamlar.